Evet yeni bir video ile birlikteyiz umarım keyifler yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte arkamda görmüş olduğunuz Philips OLED Plus 907 modelini inceleyeceğiz. Ürünün öne çıkan özellikleri arasında 120 Hz ekranı ve OLED Plus teknolojisi, Bowers Wilkins ses sistemi ve daha fazlası. Gerçekten çok ilgimi çekti bu televizyon. O halde sözü daha fazla uzatmayalım. Gelin videoya başlayalım. öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu televizyon gerçekten çok iyi özellikleri kendisinde barındırıyor. Türkiye'de 55 ve 65 inçlik modeller satışta olacak. Televizyonun öne çıkan en büyük özelliği Bowers Wilkins sistemi ile birlikte gelmesi. Şimdi akılları soru geliyor. Ben bir televizyon aldığım zaman ekstra bir soundbar alacak mıyım? Bu televizyonu aldığınız zaman böyle bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Çünkü Bowers Wilkins ile birlikte çok iyi bir şekilde ses deneyimi sizlere sunuyor. Az sonra zaten detaylara geleceğim. Her videoda bir ürünü incelerken tasarım tasarımdan başlayıp ekran, işlemci vesaire bu şekilde giderdik. Televizyonlara baktığımız zaman yine tasarımdan başlıyorduk ama bu televizyon ekranında çok ilginç teknolojiler var ve gerçekten beni etkilemeyi başardı. Özellikle OLED Plus'la birlikte gelmesi, 120 Hz ekran olması ayrı bir olay. Çünkü 120 Hz dediğimiz zaman bir kere oyun oynamayı seviyorsanız çok iyi bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Ayrıca OLED Plus'tan bahsetmek istiyorum sizlere. Farklı bir televizyon aldığınız zaman OLED panelleri görebiliyorsunuz ama Philips'in bu teknolojiyle birlikte artık önceki nesille göre yani diğer OLED ekranlara nazaran %30 daha parlak bir ekranı görebiliyorsunuz. Televizyon ekranı tabii ki 4K, HDR ve HDR10 Plus teknolojisiyle birlikte geliyor. Buna ek olarak ekranı Dolby da var. Tüm bu teknolojiler bir araya geldiğinde ekran deneyimi üst düzeyde oluyor. Tabii iyi bir görüntü elde etmek için görüntü motoru da lazım. Philips'in önceden de gördüğümüz yapay zeka destekli P5 görüntü motoru 907 serisinde daha farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Peki yapay zeka destekli bu P5 motoru hangi özellikleri kazandı? Öncelikle ortam koşullarına bağlı olarak ekranın parlaklığını ve rengini gerçek zamanlı olarak ayarlayabilme özelliği geldi. Ek olarak bir film izlediğinizde P5 görüntü motoru bunu algılıyor ve size 7 adet akıllı görüntü modları listesi sunuyor. Ayrıca renk doğruluğu konusunda DCI-P3 renk gamutunun %99'unu bu ekran sağlayabiliyor. Ve arka tarafında bulunan 2 adet HDMI 2.1 giriş sayesinde kayıpsız ve çok iyi bir şekilde oyun deneyimi elde edebiliyorsunuz. Hazır oyun demişken oyun severlerin ilginç ilgisini çekecek teknolojilerden de bahsetmek istiyorum. Bu, bu televizyonun ekranında G-Sync, FreeSync ve VRR teknolojisi de bulunmakta. Şimdi VRR'ı biliyoruz. Alt kısımda sizlere yazılı olarak da bunu belirteyim ancak FreeSync ve G-Sync'in oyunlarda bizlere nasıl avantaj sağladığını biraz da yakından bakalım. G-Sync video oyunları oynarken ekranda oluşan senkronizasyon bozuklarını önlemek için geliştirilmiş bir teknoloji. FreeSync'e baktığımız zaman ekrandaki görüntünün yırtılmasını önleyen bir teknoloji. Yani hareketin hızlı olduğu anlarda dikey objelerde meydana gelen bu sorun sorunları en aza indirgiyor ve aslında siz oyun oynarken çok iyi bir şekilde görüntüleri elde edebiliyorsunuz. Ek olarak bu televizyonda IMAX Enhanced sertifikası bulunmakta. Bu sertifika ile birlikte Disney Plus'a girdiğinizde veya Netflix'e girdiğinizde izlediğiniz içerik bu sertifikayı destekliyorsa gerçekten çok iyi bir deneyim elde edebiliyorsunuz ve sinema tadında görüntü kalitesini aslında bu televizyonun ekranında yaşayabiliyorsunuz. Gelelim biraz da OLED ve OLED Plus'ın farklılıklarına. Şimdi OLED dediğimiz zaman tabii ki daha iyi bir görüntü deneyimi elde edebiliyoruz. Siyahlar tam siyah, maviler tam mavi. Yani renk doygunluğunu izlediğiniz bu ekranda çok iyi bir şekilde elde edebiliyorsunuz. Çünkü IPS ekranları biliyorsunuz zaten. Siyahlar gri bir şekilde bizlerin karşısına çıkıyordu. Ama siz OLED bir ekranda izlediğiniz içeriğe tam anlamıyla odaklanabiliyorsunuz. Ayrıca Philips'in sadece kendisine özel OLED Plus ile birlikte daha fazla parlaklığı elde edebiliyorsunuz ve ses sistemiyle birlikte gerçekten sinema tadında bir film, dizi, artık ne izliyorsanız veya oyun oynuyorsanız buna çok iyi bir şekilde entegre olabiliyorsunuz. Geçelim ses performansına. Videonun başına dediğim gibi Bowers Wilkins. Philips bu markayla anlaşmaya giderek 9 modelinde gerçekten çok iyi bir ses deneyimini biz kullanıcılara sunuyor. Televizyonu aldığınızda ekstra bir sanat para almanıza gerek de kalmıyor. Ses sistemi 3.1 kanallı olarak bizleri karşılıyor. Televizyonun arkasında bir adet woofer'ımız var. Bunu diğer serilerde göremiyorduk. Özellikle film izlerken diyalog veya sessiz konuşma kısımlarında ne yaşandığını pek duyamıyorduk. Ama bu ses sistemi sayesinde tüm sesleri çok rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. Kısacası televizyonda bulunan 6 adet sürücü ile ses deneyimini çok iyi bir şekilde sağlayabiliyorsunuz. Toplamda ses gücümüz 80 watt. Bunun 30 watt'ını woofer'lar sağlıyor. Geri kalanını 6 adet ses türcümüz sağlıyor. Ek olarak televizyonda DTS Play-Fi desteği de bulunmakta. Bu özellik eğer ki kablolu hoparlörünüz de varsa bu ses deneyimini ekstra bir hoparlör kullanarak da yaşayabiliyorsunuz. Bowers Wilkins'in yanına bir de Dolby Atmos ses sertifikasında bu televizyonda gördüğümüz için ses deneyimi gerçekten çok inanılmaz bir dereceye çıkıyor ve bulunduğunuz ortamda bir dizi veya içeriye odaklandığınız zaman paslar, tizler, mitler, veya dinlediğiniz enstrümanlar çok iyi bir şekilde sizlerin kulağına geliyor. Geçelim Ambilight teknolojisine. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz ekranda bir şeyler dönüyor. Şu anda ben bunu göremiyorum. Esabil yönetiyor oraya ama bu televizyonun Ambilight teknolojisi sayesinde ekranda görmüş olduğunuz renkleri Ambilight duvara yansıtıyor veya arkasında herhangi bir nesneye yansıtabiliyor. Öncelikle bu ne anlama geliyor? Eğer ki Ambilight özelliğine sahip bir televizyon aldığınız zaman televizyonun ekranı küçük olsa bile bu benim şahsi görüşüm bu arada. Ambilight teknolojisi sayesinde televizyon televizyon ekranı büyük bir şekilde sizlerin karşısına çıkıyormuş gibi hissediyorsunuz. İzlediğiniz içeriğe daha iyi bir şekilde odaklanıyorsunuz ve görüntü kalitesi konusunda da aslında sizleri memnun ediyor. Ambilight teknolojisini ayarlar kısmından da ayarlayabiliyorsunuz. Ambilight'ın seviyeleri var, modları var. Bunu televizyon ayarlar kısmına girdikten sonra ayarlamak mümkün. Şimdi ben sizlere yenilenen Ambilight teknolojisinden de bahsetmek istiyorum. Televizyonun arkasında bulunan bu Ambilight'ın üzerinde farklı LED'ler bulunmakta ve her LED'in kendisine ait bir sürücüsü bulunmakta. Ve bu her sürücü renkleri 3 kat daha fazla bizlere sunduğu için daha fazla renk bölgesi üretiyor. Özellikle fazla renkli içeriğin olduğu görüntülerde çok daha anlaşılır görüntüler elde etmek mümkün. Kısacası Ambilight gerçekten çok farklı bir deneyim arkadaşlar. Bunu şu an detaylar kısmında zaten görüyorsunuz. Benim gerçekten çok severek kullandığım bir teknoloji diyebilirim. Dilerseniz şimdi televizyonun diğer teknik detaylarına geçelim. Burada sizler için hazırlamış olduğum çok detaylı notlar bulunmakta. İlk olarak Televizyon kutudan Android 11 ile birlikte çıkıyor ve yine kutudan çıkan kumanda ile sesli asistanı çalıştırabiliyorsunuz. Kumanda demişken bu kumanda gerçekten çok efektif. Çünkü tuşların altında bir aydınlatma mekanizması var. Düşük ışıkta oldukça iş görüyor. Ayrıca kumanda da bir adet sensör bulunmakta. Kumandayı koltuğunuzdan aldınız ve yukarıya doğru kaldırdığınız zaman alttaki aydınlatma yanıyor ve siz düşük ışıklı bir ortamdaysanız eğer ki tuşları daha iyi görmenize olanak sağlıyor. Ayrıca bu kumandanın yapısı çok hoş. Üst tarafı alüminyum renk de bizleri karşılıyor. Arka tarafı ise Muirhead gerçek deri kaplı bir alana sahip ve elde tutuş hissiyatı oldukça iyi. Hızlı erişim için tuşlar var. Mesela Netflix, Prime Video gibi tuşlar sayesinde izleyeceğiniz içerik platformuna daha hızlı bir şekilde erişebiliyorsunuz. Bence bir televizyonun en önemli organı kumanda ve bu kumandayı efektif bir şekilde kullanmak gerçekten çok önemli. Kumandanın basış hissiyatı olsun, modlar arası geçiş olsun gerçekten memnun kaldığımı ifade etmek istiyorum. Şimdi geçelim televizyonun tasarım kısmına. Tasarım kısmı oldukça önemli çünkü bu televizyonun 55 ve 65 inçlik boyutları bulunmakta. Arkamda görmüş olduğunuz model 65 inç boyutunda ve füme rengi bir stand ile bizleri karşılıyor ve bu standın üzerinde Bowers and Wilkins yazısını görebiliyoruz. Ekran kasa oranı ise oldukça iyi yani televizyona baktığınız zaman çerçeveler sizi rahatsız etmiyor ve izlediğiniz içeriğe tam anlamıyla odaklanabiliyorsunuz. Standın üzerindeki hoparlör kısmında ise antresit rengi tercih edilmiş ve oldukça kaliteli bir yapıya sahip olduğunu belirteyim. Philips'in tasarım bütünlüğünü bozmadan ses sistemini bu kısma entegre etmeleri gerçekten çok hoş. 4 adet HDMI girişi var. 2 tanesi HDMI 2.1. Dediğim gibi oyun severler için gerçekten çok iyi. 4K 120 FPS oyun deneyimini sizlere sunuyor. Eğer ki 120 FPS destekleyen bir oyun varsa 120 Hz ile birlikte güzel bir şekilde oyun oynayabilirsiniz. Devam ettiğimiz zaman 3 adet USB girişimiz, Ethernet girişimiz ve Subwoofer girişimiz mevcut. Atıyorum salonunuzdasınız. Televizyonu ön tarafa koydunuz. Arkaya da 2 adet hoparlör koyduktan sonra uzamsal ses deneyimini daha iyi bir şekilde entegre edebiliyorsunuz ve tam anlamıyla bir sinema ortamı oluşturabiliyorsunuz ek olarak HDMI eARC desteği de mevcut. Harici hoparlörler için gerçekten önemli. Son olarak Bluetooth 5.0 ve çift bantlı Wi-Fi desteğini de biz bu televizyonda görebiliyoruz. Geldik günün sonuna. Bu videoda sizlerle birlikte Philips OLED Plus 907 modeline yakından baktık. Siz bu televizyonun büyük modelini tercih edebilirsiniz. Gerekli olan linkleri sizler için açıklama kısmına bırakıyorum. Peki Samet, benim bu televizyonu aldığım zaman faydam ne olacak? İlk olarak şunu belirtmek istiyorum. OLED Plus ve 120 Hz ekran gerçekten çok iyi bir deneyim sunuyor. Eğer ki paranız varsa ben televizyona gerekli yatırımı yapıyorum derseniz bu televizyonu gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Çünkü bu televizyonu kullandığım esnada hem oyun olsun hem izlediğimiz dizi veya içeriklerde gerçekten çok iyi bir şekilde kaliteyi görebiliyorsunuz. Kalite gerçekten önemli. Onu bir kere belirteyim. Ve bu ekran sayesinde siz bu deneyimi elde edebiliyorsunuz. Bu konuda sizin yorumlarınız oldukça önemli. Lütfen düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu videoda sizlerle birlikte bu televizyona yakından baktık. İncelememizi istediğiniz farklı ürünler varsa bunu yine yorumlar kısmına yazarak bizlere yardımcı olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. De. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.